Öncelikle ben 26 buçuk yıl Devlet Memurluğu Teşkilatı'nda çalıştım. Müsteşar yardımcısıyken 7 Haziran 2015 seçimlerinde siyasete girdik, ayrıldık görevimizden. Ve 24 Haziran 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olarak seçildim 3 dönem. En son görevim de grup başkan vekilliği göreviydi. Emekli yaşa takılanlarla ilgili olumlu oy kullandığımız için bugün grup başkan vekili görevinden alındık. Konuyu bilen ben yıllarca bu konuda finansmanım çalışmış bürokrat olarak şunu düşündük. Partimiz bunu vaat etmiş. Sayın Genel Başkan bütün mitinglerinde bunu millete vaat etmiş, biz bu mağduriyeti gidereceğiz diye. Dolayısıyla bununla ilgili bir önerge geldiğinde de ilkeli siyasetin, dürüst siyasetin, ahlaklı siyasetin bir gereği olarak biz de herhangi bir şekilde sorma ihtiyacı da hissetmeden o bölgede ben olumlu oy kullandım. Böyle bir ihtiyaç da var. Bakın sadece biz orada bir kanun geçirmiyorduk o gün. Bu bir defa bir tarafın yalnız başına çalışmasıyla çözülemez. İktidar olacak, muhalefet olacak, işin mağduru olacak, sivil toplum kuruluşları olacak, meslek örgütleri olacak, akademisyenler olacak, bürokratlar olacak. Hep beraber konu çalışılacak. Atıyorum 5 alternatif çıkacak. Daha sonra bu alternatiflerden bir tanesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, insanların sıkıntıları göz önünde bulundurarak bunlardan bir tanesi hayata geçirilebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde detayı belli olmayan ve bana göre hayali bir rakam olan bir 750 milyar liralık bir yük ortaya. Hangi politikayı biz konuşurken bunun 40 yıllık maliyetini veriyoruz? 750 milyar lira dediğim şey bunun 40 yıl boyunca oluşacak maliyeti. Ve hepsinin bir anda emekli olması durumunda olabilir. Kademeli bir şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu insanlar işveren açısından bakıldığında yaşlı, devlet genç diyor. 7.000 gün, 8.000 gün, 10.000 gün prim yatırmış olanlar var. Hiç prim yatırmadan emekli olan milyonların olduğu bir ülkede siz 10.000 gün prim yatırmış birisini ben sizin feryadınıza kulak tıkıyorum diyemezsiniz. Şimdi bunu beyannamenize koyarken düşüneceksiniz ülkenin şartlarının buna uygun olup olmadığını. Konuyu biz Sayın Genel Başkan'la o günlerde konuştuk, ettik. Yani biz burada mutedil davranılması gerektiğini ben söyleyenlerden birisiyim. Sayın Çalışma Bakanı diyor ki işte biz 10 tane senaryo çalıştık. İşte onu da olmuyor. Ya biz paylaşın, şeffaf olalım. Bu millet olmayacak bir şey talep etmez. Bu millet bu ülkeyi ciddi şekilde ekonomik olarak sıkıntıya sokacak bir şey talep etmez. Bunların paylaşılması lazım bu çalışmalar. Bunlar paylaşılmaz zaman aklımıza şu geliyor. Acaba bu çalışmalar ne kadar sağlıklı yapılıyor? Veya böyle bir çalışma var mı yok mu? Daha öncesinde biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı bir tane danışmanlı bu işte görev. Bir danışmanın işte yapacağı iş değil. Bir bakanlığın yapacağı, bir tarafın yapacağı iş değil bu. Bu sorun çözülmesi lazım. Bunların hepsi yarın emekli olacak anlamına gelmiyor. Sağlık güvencesi verirsiniz, kademeli aylık bağlayabilirsiniz. Kademeli bir yani, emeklilik sistemi. Bu insanlar, bakın şunu unutmayalım, bu insanlar primini yatırmış. 10.000 gün prim yatırıp 7 yıl yaştan bekleyen insan var. Yani hiçbir sizi bu kaygınızı veya bu feryadınızı hiç dikkate almıyoruz denilemez. Bu konunun mecliste bir komisyon marifetiyle çalışılması lazım. Toplumun diğer kesimleriyle birlikte meclis çalışacak. Ondan sonra bunu kanunlaştırmak en güzel çıkar yolu olacak. Başka bir çözülmez. Cumhur İttifakı MHP ve AK Parti için olmazsa olmaz mıdır hala? Şimdi Sayın Genel Başkan Sayın Bahçeli bize o zaman şunu söylemiş, demiş ki bizim bu ittifakın temelinde terörle mücadele konusunda kayıtsız destek veriyoruz ve dış politikada veriyoruz. Ama onun haricinde biz ayrı bir siyasi kimliğiz, bir siyasi kurumuz. Dolayısıyla bizim ekonomi politikamız, eğitim politikamız, sağlık politikamız, çevre politikamız farklılaşabilir. Tabii şimdi ben hani eski partimle ilgili konuşmam ama kendi çalışma dönemim olduğu için konuşuyorum. Yoksa şu anda ben herhangi bir yorum yapmam bu anlamda. Ülke zor günlerden geçiyor. Ülke 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimini yaşamış. Dolayısıyla temel meselelerde bu konuları çözecek meselelerde hükümete desteğimizi kayıtsız şartsız verelim. Ancak onun dışındaki millete vaatlerimiz var. Şimdi yerel seçimlerde de. Şimdi öyle bir şey var ki bakın sadece Samsun'u anlatayım size. Biz Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'ni alabilecek durumdayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime girsek. 17 tane belediye var. En az 10 tanesini alabilecek durumdaydık. Böyle bir rüzgarımız var. Böyle bir şeyimiz varken, milletin bize desteği varken Milliyetçi Hareket Partisi ittifakta 2 tane küçük belediyeye efendim rıza gösterdi. Yani ben olmazsa olmaz değil derken aslında bunu söyledim. Daha doğrusu bu o günlerde benim konuşmamdan, o beyanatımdan 2-3 gün önce AK Parti il başkanı, o da görevden alındı sonra, onun yaptığı bir açıklamaya Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vermeden, onun ismini vermeden bir cevap mahiyetindeydi. Çünkü o açıklamada AK Parti il başkanı hakikaten Samsun'da ve tabii Samsun'u bir emsal olarak alırsak bütün Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi sevenlerini, ülkücüleri rahatsız edecek, onların boynunu bükecek cümleler konuştu. Kırgın mısınız? Efendim? Kırgın mısınız? Yani elbette, elbette. Ha olmuştu hayır vardır diyorum. Bugün olsa yine aynı şekilde davranırım. Ama elbette ben bu camiada yetiştim. Yani ben başından itibaren, benim 3 defa müsteşarlığım verilmedi. Bakın ben en son Enerji Bakanlığı müsteşarlık kararnamem köşkteyken ben MHP'li diye müsteşarlık görevine getirilmemiş bir eski bürokratım. Şimdi dolayısıyla biz bu camianın içerisine yetiştik ama işimizi yaptık. Devlete çalıştık, millete çalıştık, feda olsun. Hiçbir şekilde bana göre hakkaniyetli olmayan, hukuka da aykırı bir şekilde ihraç edilmiş olmak
elbette insanın içini acıtıyor. Babacan'ın partisine girecek misiniz? Hem Sayın Babacan'a, Sayın Babacan'a uzun bir süre çalıştık. 10 yıldan fazla belki çok yakın çalıştık. Yani ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda makroekonomi ayağa bakan genel müdür ve müsteşar yardımcısı olduğum için sürekli Ali Bey'le çalıştık. Sayın Davutoğlu da başbakanlık döneminde elbette tanışıyoruz, çalıştık. İki taraftan da bize çok sağ olsunlar, yani partilere katılmamız konusunda teklif de geldi. Şimdi şu anda verilmiş bir kararımız yok. Biz de değerlendirme aşamasındayız. Türkiye her alanda tıkandı. Yani Türkiye'de iç siyaset tıkandı. Dış politikada Türkiye bir yerden bir yere savruluyor. Ekonomi aslında son derece kötü. Yani 17 yıl önce iktidara geldikleri durumdan daha kötü, daha riskli bir Türkiye ekonomisi var. Yani sosyal konularda efendim yargı, hukuka bakıyorsun, hukuka güven kalmamış. Mesela sağlık konusunda bu hükümet çok güzel işler yaptı. Şu anda o da terse dönmeye başladı. Sağlık konusunda bir tıkanıklık var. Şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri. Yani hem kan maliyesi yükü olarak, ileriye dönük olarak zaten çok felaket. Ben onunla ilgili mecliste epey bir konuşma yaptım. Şehir hastaneleri bu ülkeye batıracak diye. Ama onun da ötesinde yani şu anda bekleme süreleri yeniden artmaya başladı. Yeniden sıkıntılar. Dolayısıyla şu anda iktidar umut veremiyor. Onu söyleyeyim. İktidarın bakın yani en son seçimlerdeki aslında zımni olarak propagandası şu. Yani evet biz sizin için sizin hayatınızı daha fazla iyi, daha fazla refah, daha fazla size zenginlik vaat edemeyiz. Ancak biz gidersek daha kötü olur. Mevcut kazananlarınızı da kaybedersiniz şeklinde bir propaganda var. Türkiye tıkandı. Türkiye'nin tıkanması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Siyaset çözüm üretemiyor. İktidar da üretemiyor. Mevcut muhalefet de üretemiyor. Muhalefet partileri de bir, halka bir şey veremiyor. O yüzden insanlar aslında iktidar partisine ya daha da kötüye gitmesin ne yapalım alternatif yok diye dolayısıyla oy veriyor. Biz bunu biliyoruz. Vatandaşın içerisindeyim ben. Her gün vatandaşın içerisindeyim. Yani sokak, pazar geziyoruz biz. O zaman yeni bir partiye ihtiyaç var diyorsunuz. Yeni bir partiye ihtiyaç var. Ciddi bir rüzgar var. Tabii bu rüzgarı dolduracak yelkenleri oluşturabilirse bu siyasi partiler Türkiye'nin önü de açılır. Bu siyasi partiler arasında güzel bir gelecek olabilir. Şimdi mesele dolayısıyla zor, riskli o zorlukları var. O ayrı bir şey. Biz nihayetinde 26,5 yıl devlette, 4-5 yılda siyasette, 30 yıldan fazla ömrümüzü devlet için. Devlet bizi yetiştirdi. Biz de ömrümüzü devlete veriyoruz. Bundan sonra da milletimizin refahı için, milletimizin zenginliği için, ülkemizin birlik ve beraberliği için yapmayacağımız olmaz. Yani her türlü şey ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağımızı yani ifade ediyoruz. Riski bu, severim mi diyorsunuz? Elbette. Yani bütün sadece elimizi değil, biz göğsümüzü gerekirse taşın altına koyarız. Bu yükü omuzlarız. Bizim meselelere bakış açımız bu. Bizim için tek bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ileriye gitmesidir. Refah ve zenginliğe kavuşmasıdır. Birlik ve bütünlüğünü korumasıdır. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapacağız.